Açmıyorum asistanım. Polisi arayalım. Hayda bir dur gözünü seveyim. Ne polisi kız, hırsız mı? Sanki kıracın arabasını parçalayıp satacak. Kıraç Bey tertemiz delirdi. Getir arabasını, yazdım değil mi? Hı. Mavitik olmadı. Niye böyle bir şey yaptın? Aç şu telefonu Dicle, aç. Canım Çınar haklı. Bu kız araba hırsızı değil ya. Ya mutlaka bir şey lazım olmuştur. Araç bulamamıştır, taksi yoktur. Yani bir çeşit neden olabilir. Arabayı almak zorunda kalmıştır. Barış da hala bakmıyor telefonuna. O yaşlı adamla kavga etmişti ya. Boş ver şimdi. Şükür o iş başlamadan bitti. Ay ne oldu? Ne olacak? Genç meslektaşlarımız eleştiriyi pek kaldıramıyor anlaşılan. Mevzu bu. Vurdu mu? Vurdu galiba. Yani vurdu diyebilir miyiz? Ece Ayhan'ı sıkıştırıyor şu an. Ha bir bu eksikti. Bak gördün mü, bitmemiş. Ben hallediyorum, ben hallediyorum. Tamam. Ece'ciğim, Ece'ciğim hayranım sana. Yani böyle bir günde bile. Lütfen rica ediyorum, ne vurmasın? Yani kim vurabilir ki bana, değil mi? Yani. Ayhancığım ayağına sağlık, geldiğin için. Senin için bir iki projeyle ilgileniyor. Ha, film mi? Tabii, tabii. Dijital mi? Ya. Bunu yapmana gerek yoktu, biliyorsun değil mi? Artık kimse bana güzelsin diye seni seyrediyorlar diye diyecek.
Bana bir şey diyeyim mi? Başaramadım Barış. Oh. Hala güzelsin. Dur. Feris Hanım arıyor. Ne diyeyim? Gerçeği söyle. Zaten bu halde bir şey gizleyemeyiz. Gerçeği. Efendim Feris Hanım. Neredesin sen? Neden Kıracın arabasını aldın? Ben Barış'ın arkasından geldim. Feris Hanım, her şeyi tek tek anlatacağım. Lütfen sakin olun önce, tamam mı? Ha, sakin olun dediğine göre kötü bir şey oldu. Ne oldu? Barış yanında mı? Neredesiniz? Çabuk çabuk konuş. Barış yanında mıymış? Ha, tamam. Tamam, konum at, geliyorum. Konum, tamam. Atıyorum hemen. Atıyorum. Taksi çağır. Hemen. Barış birileriyle kavga etmiş. Yüzünün hali feci dedi. Polis karışmış mı işe? Bilmiyorum, zannetmiyorum. Ben çantamı alıp geliyorum. Tamam, hadi hadi, bekliyorum ben. Beraber gideceğiz. Baba, ben de geleceğim. Olmaz yavrum, hadi siz annenle gidin. Ben geleceğim. Merak etmeyin. Tamam, hadi. Çınar, gel biz de yukarıyla ilgilenelim. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Tamam. Allah Allah. Yüzünün hali feci derken? Barış havası bir kavgadan diğerine. Sorumsuz. Benim öyle suratım olmayacak. Pamuklara sarmalar sarır. Eve gidecektik abi. Var ki bir şey kaçıyorsun artık. GMT'ye bakıyorlar fişe. Bir şey yapmıyoruz polis abi, ne yapacağız ya? Nasıl bir şey yapmıyoruz lan, herkesin ağzı yüzü almış. Siz de geçin bu tarafa. Biz hastaneye gidecektik. Olayı anlayalım, biz gereken yere götürürüz, geç. Herkes şimdi geri çıkarsın. Kimliklerini toplayın. İnsanın beni öldürecek. Hepsini iyice bakın. Serseri misiniz oğlum siz? Senin ne suçun var ki? Seni koruyamadım. Daha iyi araba kullansaydım şu dövüş şeysine yetişecektim en azından. O zaman böyle olmazdı. Tamam, sakin ol, korkma. Oğlum inşallah karakola götürmezler. Suratlara bak. Çete kavgası mı? Ne lan bu böyle? Yok abi, çete. Lan! Biz arkadaşlarla öyle sadece toplandık amirim. Amirim, arkadaşlarla aramızda bir husumet oldu ama biz hallettik değil mi beyler? Sen şu dizide oynayasın değil mi? Evet. Esül. Ünlü var oğlum burada bak. Peri masalındaki Yağmur. Senin ne işin var bunların arasında? Benim eski arkadaşlar. Toparlayın bunların hepsini, dışarı çıkartın. Çıkartın bunların hepsini. Resul kimse kaçmasın. Geç. Sallanma. Geç. Geç sen de. Geç. Geç, siz de geçin. Yavaş, dikkat et. El sallanma. Bana. Geç. 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 Ağrım var mı? Balkan, sen al bunları, bir kimse yok. Allah Allah. Eş öde. Allah Allah. Ben Feris Hanım'ı arayayım. Hastaneye gideceğimizi söyleyeyim. Ah! Aman yarabbim, Barış ne? Yüzü hali. İyiyim Feris, iyiyim. İşim yok. Ay, tabii ki iyi değilsin. Feris Hanım, elimden geldiğince çabuk gelmeye çalıştım. Ben menajeriyim. Barış'a yetişebilmek için arabanızı almak zorunda kaldım. Özür dilerim. Memur Bey, kolay gelsin. İyi görevler. Ben nedir mesele öğrenebilir miyim? Vallahi aslında biz de onu anlamaya çalışıyoruz şu an. Anladım. Neler oldu?
Feris, ben eski arkadaşlarımla buluştum. Sonra biraz kavga ettik, sonra tartıştık. Hepsi bu. Hemen hastaneye gitmemiz lazım. Ben de söyledim ama... Halini görmüyor musunuz? Acil tıbbi yardıma ihtiyacı var. Memur bey, Barış Toplum'un tanınan bir ismi. Bizim ajansımızın da oyuncusu. Anladığım kadarıyla ortada bir suç da yok. Müsaade ederseniz biz onu hastaneye götürelim. Ben bir kartımı da takdim edeyim size. Buyurun. Şimdi cebetelerine baktın mı? Sicilleri temiz amirim. Her şey mutluyum. Bir daha da o arkadaşlarınla görüşme. Bak bizim çocuklar da seni çok seviyor. En azından kötü örnek olma. Çok teşekkür ederim. Sen bana haber ver, tamam mı? Kaç olursa olsun uyumayacağım ben. Sana gidelim. E gel hadi. Gel hadi, burada nerede bulacaksın taksi, gel. Tekrar özür dilerim. Nerede oturuyorsun? Kurtuluş'ta. Ama oraya kadar bırakmana gerek yok. Bir taksi durağında bıraksan yeter. Sana bu sektörde barınamazsın demiştim. Başarısız olmadım ben. Hı. Feris'le ben zamanında yetişmeseydik... ajansın en önemli oyuncularından biri karakola götürülecekti. Ve sen başarısız olmadın. Benim suçum değildi, ben elimden geleni yaptım. İşte ben de onu diyorum zaten. Senin elinden gelen Antalya'da çözüm olur. Burası İstanbul. Burada küçük kalırsın. Ezilirsin. Neden sürekli özgüvenimi kırmaya çalışıyorsun benim? Bu şehirde de, bu sektörde de başarılı olacağım. Göreceksin. Göreceğiz. Ya mahalle kabadayısı gibi kavga mı etmiş? Resmen rezillik ya. Tam zamanında yetiştik. Karakola götürürse iş iyice büyürdü. Hangi hastaneye gitmişler? Ben de gideceğim. Olmaz. Bu meseleye bulaşmanı istemiyorum. Barış Efendi kendi kariyerini yakmak istiyorsa yaksın. Seninkini koruyacağız. Barış benim... arkadaşım. Dicle'den çok benim yanında olmam gerekiyor. Dicle'nin işi bu. Beren, lütfen. Tamam, ben birazdan Feris'i arayacağım. Önemli bir şey var mı öğreneceğim. Olur mu bir tane? Gerek olursa ben götüreceğim seni hastaneye. Söz. İyi. İyi. Tamam güzel kızım, hadi. Hadi. Ya bu Feris'in asistanı sorun yaratmak dışında başka ne işe yarıyor? Nasıl izin verir Barış'ın böyle saçmalamasına? Kız elinden geleni yapmış aslında. Barış'ın peşinden gitmese biz haber alana kadar çok geç olurdu. Ha, arabanı izinsiz almakla iyi yapmış yani. Bunu mu söylüyorsun? Tabii ki onu söylemiyorum. Hayır, geçen gün de gereksiz bir labale oldu zaten seninle. Nadir öldüğünde. Sonra bugün Beren'e yükselmesi falan. Ay yok Kıraç, ben hiç hoşlanmadım bu kızdan. Hoşlanman da gerekmiyor zaten. Bir tanem aşkım. Ben çok yoruldum. Konuyu kapatalım mı artık? Lütfen. Yanık. Bir tane daha. Thank you.
Hilal'cik, daha fazla dayanamayacağım. Ben sana yalan söyledim. Küçük bir yalan değil mi anneciğim? Yani pek de küçük sayılmaz aslında. Ben babamın ajansında işe başladım anne. Başka bir menajerin yanında. Ama bana torpil yapmadı, kesinlikle yapmadı. Hatta ajansta çalışmamı bile istemedi. Her anımı kolladı benim. Başarısız olup istifa etmemi bekledi ama yenilmeyeceğim. Kıraca kendini ispat etmek zorunda değilsin Dicle. Hayır, hayır, öyle düşünme. Ben ona kendimi ispatlamaya çalışmıyorum. Ben hayallerimin peşinden gidiyorum. Babam karşıma çıkan bir engel sadece, o kadar. Ona bu kadar yakın olmak seni beklentiye sokacak ve sonra hayal kırıklığına uğrayacaksın. Uğramayacağım. Her şey çok çok güzel olacak, göreceksin bak. Ya adam ödemem diyor, anlamıyor musun? Ya ben niye ödüyorum o zaman? Çünkü sen bu evde yaşıyorsun, hayret bir şeysin ya. Ne oluyor? Ev meseleleri boş ver. Niye boş versin canım? O da misafir değil artık yani. Fiili ev arkadaşımız oldu. Tamam, laf çarpıtmana gerek yok. İlk maaşımı alayım, hemen bir eve bakacağım zaten. Neyse, duşa giriyorum. Banyoda işi olan var mı? Termosifon bozuk valla. Meral akıllısı, biz yenisini alırız demiş ev sahibine ama... hangi parayla alacaksa. Çarpıtma. Ben öyle söylemedim. Dedim ki biz alalım, kiradan düşelim. Adam kabul etmiyor, ne yapayım? Bu termosifonu da eski kiracı almış. Bana ona örnek veriyor. Of! Of! Ya yemin ediyorum ben 5 kuruş para vermem. Ben enayi değilim, anladın mı Meral? İyi, enayi olmazsın, bitli olursun o zaman. Ya da taşınırız, depozito parası, taşınma parası, emlakçı parası. Ne kadar mantıklı bir çözüm. Yemin ederim alacağım termosifonu, yapıştıracağım etiketin üstüne, kullandırtmayacağım ona. Tamam, ben sana destek çıkarım, tamam mı? Şey yapma. Boş ver. Senin anma ne kadar uzun sürdü, görüşemedik gece. Sorma, boş ver. Günaydın. Ne program var bugün? Beyaz Yakın'ın adamlarıyla ilgili bir platform görüşmemiz olacak. Kahvemiz. Sana çok kızgınım. Biliyorum. Size haber vermeden harekete geçmemeliydim ama vakit yoktu. Yani Barış'ın bir delilik yapacağını anlayınca ben hemen fırladım. İlk fırsatta da zaten haber verdim size. Bundan sonra bir oyuncum cinayet bile işleyecek olsa önce bana söyleyeceksin. Tamam. Ayrıca birinin arabasını alacaksan Çınar'ın motorunu al. Kıraçla uğraştırma beni. Peki. Kapat şimdi. Barış nasıl? Of. Allah'tan burnu kırılmamış. Dudağına 2 dikişle kurtuldu. Toplantıya hazırlan şimdi. Çıkabilirsin. Tamam. Ercan Kesal'ın filmi gösterime giriyormuş. Ha. Galayı küçücük bir salonda yapacakmış. Biletler kapış kapış, koltuklar kısıtlı. Buralardan elit arıyor. Sana davetiye göndermemişler belli. Gönderse de gitmem. Aladına baktım, kabız mantığından. Ne izliyorsun? Gel gel. Cuma günü Badil yayına giriyor, son fragmanını sana. Sen ona kalbini vermişken o seni sırtından... Toplantıya geç kalıyoruz, hadi. Nereye? Toplantı. Sen de Nadir abinin yerine iyi alıştın Kıraç. İstersen dönüşümle oturalım. Nasılsa yakında Katarlılar hepimizin koltuğunu alacak. Katarlılar mı? Katarlılar mı? Ceylan Katarlı bir şirketle görüşüyormuş. Nereden duydun? Ben sizin gibi sadece öyle bohem sanatçılarla takılmıyorum canım. Finansçı arkadaşlarım var. Sağlam bilgi. En doğrusunu yapıyorsun orada Kıraç Bey. İnsan her meslekten tanıdığı olacak. Bekir abi, sen bir karışma sandın. Niye? Ben de mağdur adayım. Yani Katarlılar Türkiye'nin şartlarına alışıncaya kadar aradan aylar geçer. Bu arada da bizim bütün sanatçılarımız başka ajanslara giderler. Şahane. Ya da onlar sektörü öğrenene kadar geride duracaklar. Biz ipleri elimize alacağız.
Fırsatlar belirlenmiş, planlar yapılmış. Kim bilir ne kadar zamandır sen bunu biliyordun da üstüne oturuyordun. Dün akşam öğrendim. Senin oyuncun ve senin asistanın olay yaratmasa söyleyecektim. Taşlar atılmaya başladı yine. Hayırlısı ya. Neyse, onlar şirketi alana kadar biz bildiğimiz gibi çalışmaya devam edeceğiz. Barış olayını yapımcıyla konuştun mu? Konuştum. Neyse ki stoklu gidiyorlar. 3 gün repo verecek. Barış'ın da yüzü o sırada iyileşir. Şükürler olsun. Konu sosyal medyaya sızmadan kapandı. Zaten magazine düşseydi Barış'ı o yapımcının elinden Feris bile kurtaramazdı. Neden ki? Set repo vermek zorunda kalmış. Bölüm yetişir mi belli değil. Bir de adam durduğu yerde para kaybediyor. Basın üstüne gelecek. Kanal car car car. Aman Allah kimsenin başına vermesin. Sevim durumunda bir gelişme var mı? Bizi Antakya'ya aldılar. Sevim de biliyorsun şehir dışında çalışmak istemiyor. Mecburen vazgeçtik. Yazık olmuş. Işıl ışıl bir işti. Senden ne var Kıraç? Ben Derya Baykal'la birkaç projenin üzerinde görüşme yapacağım. Hangi projeler mesela? Daha çok bilirsiniz. Sonra anlatırım. Feris Hanım, Müjgan Ferhan Şensoy'la sizin de bugün bir randevunuz var mı? Daha sonra ben sizi zaten hatırlatırım. Kimi film için? Kesin bir şey yok. Bakacağız. Çınar, sen bu aralar çalışmayı düşünüyor musun? Çizgisel yapım gönderdiğim genç oyunculardan bir tanesine sıcakmış Kıraç. Bu yeterli mi? Ne zaman gönderdiniz Çınar Bey? Benim neden haberim yok? Sen yoğundun Emrah'cığım. Şu Lidya'ya verdim zarfı. Evet. En güzel haberi sona sakladım. Çağatay Ulusoy'un filmi okeylendi. Uluslararası bir platformda boy gösterecek. Oo, çak. Gel. Sonunda Çınar'ın Bond filmine benzemesin de. Ay, biri kıskandı mı? Ben, bana öyle geldi. Siz de öyle hissettiniz mi? Evet. Sen protokolü imzaladın mı? Ya yok, bugün Dicle götürüp imzalatacak. Feris Hanım, sadece bu seferlik sahip isteyebilir miyim Çağatay Ulusoy Özel? Lütfen bak. Lütfen. Çınar, hangi genç oyuncunu beğendin çizgisel yapım? Bilmiyorum ki, Peri de bana da sürpriz olacak. Dramaturgları arkadaşım, kas sen de dedi ama kim olduğunu söylemedi, ben de zorlamadı. Bakalım, bugün yarın öğreniriz. Göre işi değil mi? Konaklı monaklı. Yemin ediyorum hanım, 2 gözüm önüme aksın ki ben bir şey yapmadım. Gerdanlığın olduğu çekmeceyi ellemedim bile. Yemin ediyorum hanım. Kimle konuşuyorsun Cülide? Hiç kimseyle. Sen beni bilmiyor musun? Sen beni tanımıyor musun? Bunca yıl yanında çalışıyorum. Selam Cülide. Ay, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok şıksınız yine. Teşekkür ederim. Ne okuyorsun bakayım sen? Hiç. Ben geldiğinizde hemen haber vereyim. Alo. Çağatay her sayfaya paraf atacak. Şuraya ve buraya imza atacak. Sakın eksik imzalı getirme. Cuma akşamı yapımcıya teslim edeceğim. Bunu da al. Zarfı da al. Hadi tamam. Müjgan Ferhan Şensoy geldi. Dicle yerinde olmadığı için ben karşılamak zorunda kaldım. Koş. Hayır yani, senin işini de ben yapacaksam sen ne diye maaş alıyorsun burada ya? Hoş geldiniz Ferhan Hanım. Feris Hanım sizi odasında bekliyor. Bu arada bir şey içer misiniz? Bir sade Amerikano lütfen. Hemen geliyor. Tamam. Haydi buyurun. Teşekkür ederim. Yemin ediyorum hanım. 2 gözüm önüme aksın ki ben bir şey yapmadım. Gerdanlığın olduğu çekmeceyi ellemedim bile. Ay, kusura bakmayın, ben dağılmıştım. Hoş geldiniz. Selam canım. Sakın rolünü bağırarak yükseltmeye çalışma. Bazı duygular alçak sesle ifade edilince çok daha güçlü olur. Bak şöyle, yemin ediyorum hanımım, 2 gözüm önüme aksın, ben yapmadım. Gerdanlığın olduğu çekmeceyi ellemedim bile. Bir kere duyarak nasıl ezberlediniz? Tecrübe. Ben Gül'üne haber vereyim hemen geldiğinizi. Tamam canım. Gül'üncüğüm, Derya Hanım geldi. Tamam.
çıkışta hatırlat, o kağıtlardan sana böyle çanta yapmayı göstereyim. Gerçekten mi? Hı hı. Ay çok teşekkür ederim, çok incesiniz. Derya, hoş geldiniz. Hoş bulduk tatlım. Çok özledik sizi. Ben de öyle. Sana ördüğüm telefon kılıfını kullanıyor musun? Aa, hiç çıkarmıyorum ki. Kıraç. Deryacığım, hoş geldin. Hoş bulduk tatlım. Nadir'in anmasına gelmediğin için bana kızgın mısın? Ben sana kızgın olabilir miyim? Hiç aşk olsun. Hadi odama geçelim, gel. Yaşlandıkça cenazelere, anmalara gitmek çok sinir bozuyor. Gerçekten. Derya Hanım yazmayacak. Feruş, anne. Sen de mi buradasın? Ben de çıkışta sana uğrayacaktım. Yalancı. Çıkışta bekle de beraber yemek yiyelim. Şimdi toplantınızı bölmeyeyim. Tamam? Dur. Ay siz de hatırlatın ne olur, dik dursun. Hep böyle duruyor. Özellikle sana teklif edilen rol çok unik bir şey, iddia ediyorum. Okur okumaz dönüp tamam diyeceksin. Ben de öyle hissediyorum. Ceylan'ın ilk filmini çok beğenmiştim. Yani aramızda kalsın, çok da kıskanmıştım. Gerçekten. Keşke ben de o filmde böyle oynasaydım diye içim içimi yemişti. E bak gördün mü, evrene ne kadar güçlü bir mesaj yollamışsın. İkinci filminde önce seni istedi. Bir Ceylan Özgün Özçelik filmi. Ciddi olamazsın. Çok ciddiyim. Yarın sırf seni görmek için İstanbul'a geliyor. Allah'ım, rüya gibi. Evet. Sakın kimseye söyleme. Bu senaryoyu sadece sen ve ben biliyoruz. Dürüst ol. Benden başka kimseye rol teklif edildi mi? Hiç kimseye. Elindeki tek kopya, başka yok. Kısıtlı mekanda geçen az karakterli bir senaryo ama tokat gibi çarpıyor. Jüride Derya Hanım'a bir taksi çağırın. Yok, ben Ferhan'ı bekleyeceğim. Şurada peki, bekleyeyim tamam. Birazcık. Bir şey içer misin? Yok, çok teşekkür ederim. Tamam. Ah, gel zaten. Bu gece okursun değil mi? Eve gider gitmez başlayacağım. Ceylan Özgün senaryosu mu? Hani ilk görüştükleri oyuncu bendim. Hani bendeki tek kopyaydı? Şu an büyük hayal kırıklığı yaşıyorum Feris. Madem senaryo ortalarda dolanıyor, niye sendeki tek kopya diyorsun? Yani şu an ben de çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Üstelik rol için başkası düşünüldü mü diye ısrarla sormama rağmen. Sizi anne kız rolleri için düşünüyorlar. Pardon? Benim annemi oynayabilecek misin? İkinizi aynı filmde görmek şahane bir şey olacak bence. Kıraç. Ceylan o senaryoyu sadece bana göndermişti. Nasıl ele geçirdin? Daha doğrusu nasıl çaldın? Senin taktiklerini kullandım. Zeytinyağı gibi su üstüne çıkma Kıraç. Gülün mü çaldı? Daha görünmez ajanlarım var diyelim. Ya Ferhan'ı o filme sokabilmek için ne kadar uğraştım? Senin hiç haberin var mı? Ya Derya onun rolünün rakibi değil ki. Neyin sıkıntısını yapıyorsun anlamıyorum. Sıkıntı şu, herkes Ferhan'ın o rolü annesinin torpiliyle kaptığını sanacak. Oyuncum için kötü bir imaj yaratıyorsun. Bu kadar rencil olma. Hala ikimiz de aynı ajansla çalışıyoruz. İki oyuncumuzun birden o filmde olması hem para hem prestij demek. Feris Hanım bunu yanınıza bırakmaz. Neyi? Senaryosunu çalmışsınız. Aa, hiç haberim yok. Ya tabii. Dicle sosyal medyana bak. Ne oldu? Ya bak felaket. Anma kavga ile bitti. Ego Ajans'ın sahibinin vefatı nedeniyle yapılan anmaya Barış Havas'ın agresifliği damga vurdu. Anmada eski ve saygın bir oyuncuyla kavga eden Şöhret hızını alamayıp sokaklara taştı. Polislerin ayırdığı kavgada Barış Havas'ın tutuklanmasına menajere engel oldu. Senin oyun arasında ne işin var bro?
Ha? Al bak. Bak. Ya daha düne kadar biz de onlardandık. Oğlum sen niye kendinin farkına varmıyorsun lan? Ha? Ünlüsün sen, ünlü. Memleketin gözü komple senin üstünde. Magazinciler akbaba gibi peşinde haber yapıyor, bilmiyor musun? Aa bak ben var ya, senin menajerinin yapacağı menajerliğe de tüküreyim. Ulan hiç mi arkanıza bakmıyorsunuz be? Kim? Menajerin mesaj atıyor mu? Hayır, fanlar. Ver bakayım. Biz seni bizdensin diye sevdik. Ünlenince şımardın. Adam ünlü diye bırakmışlar. Böylelerini bir ömür hapse tıkacaksın. Aa. Parayı bulunca Fight Club'a katılmış. Torpili olmasa karakoldan çıkamazdı. Serseri gibi kavgaya karışmış. Ünlü diye dokunmamışlar bile, şanslı. Mahalle serserilerini ünlü diye başınızın üstüne koyarsanız gelir tepenize. Barış. Barış. Bir Barış. Dur. Bir dur. Barış ya, yazma oğlum. Bir sakin ol ya. Yazma bir şey. Barış. Ya bir dur. Yüzüme kapattı. Fanlara cevap yazıyor. Ne? Sensin lan serseri, ağzını topla. Oh. Cevap geldi mi? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Geldi. Toplamasan ne yaparsın? Gelip beni de mi döversin? Dizide adam dövmeye benzemez, alırım paçanı Barış. Of. Diğer fanlar da linç ediyor Barış. Aydın, Aydın. Aydın Barış yanında mı? Çabuk al o telefonunu elinden, çabuk. Buru, tamam sakin, sakin. Tamam sakin, ya tamam. Ya bir versene şunu, bir ver. Feris arıyor, tamam Feris'le konuş. Barış'cığım yanlış üstüne yanlış yapıyorsun, ne olur lütfen. Dur artık, dur. Hemen sil o mesajları. Küfür ediyorlar Feris. Barış'cığım şu an gölgelerle dövüşüyorsun. Bu dövüşte tek canı yanacak kişi de sensin. Lütfen sil o mesajları. Telefonunu da kapat. Sosyal medyaya falan da girme. Bak ben her şeyi toparlayacağım. Lütfen Barış, lütfen güven bana, tamam mı? Ha? Barış. Tamam. Bugün evden de çıkma. Benden haber bekle. Tamam Feris. Ha, silmeye başladı. Siliyor. Siliniyorlar, tamam. Basın açıklaması mı yapsak? Olmaz. Haberden korktuğumuz anlaşılır. Ama sessiz kalırsanız da... Bu sektörde tek magazinci Ece değil. Banu. Ne haber? Görüşemiyoruz. Sen yok musun sen? Ay yok canım, ben de. Sağ ol, ben de. Ah bak şekerim, ben seni niçin aradım? Şu Fransız ortaklı film projesi var ya. Ha, evet o. Çok acayip bir isimle anlaştılar. Evet, tabii ki benim oyuncum. Olmaz, bana bir kahve ısmarlamadan söylemem. Sen benim asistanımı ara. Cuma'ya bir randevu ayarlasın. Hangi haberi diyorsun? Aa, Ece'nin yaptığını mı? Şu kadına cevap verip iyice havalandırmak istemiyorum vallahi. Hayır, sen benim arkadaşımsın diye söylüyorum. Yoksa bilirsin beni, böyle şeyleri yalanlamaya tenezzül bile etmem. Barış öyle bir gecede olay çıkarır mı? Deli mi bu çocuk? Değil. Sonra da gitmiş bir kavgayı ayırmaya çalışmış falan. Ama öyle bir yazmış ki sanırsın Barış illegal dövüşlere katılıyor. Ha full saçmalık. Neyse canım, böyle şeyleri konuşmaya, vakit harcamaya bile değmez. Tamam güzelim. Cuma beraberiz. Görüşürüz. Şimdi bırakalım da Banu da oyununu oynasın. Biz Barış'ı savunursak kimse inanmaz. Ama başka bir magazinci savunursa işler değişir. Merhaba. Merhaba. İyi günler.
ben Ego Ajans'tan geliyorum. Çağatay Bey'e imzalatmam gereken belgeler var. Hmm. Kendisini cebinden aradım, kapalıydı, ulaşamadım. Hmm, maalesef kendisi evde değil yalnız. Ha, ne zaman gelir? Sabah erkenden uğrasam ben. Birkaç gün dönmez o. Nasıl yani? Kulübesine gitmiştir. Birkaç ayda bir yapar, kafasını dinlemek için. Telefonlarını da kapatır. Peki bu kulübe İstanbul yakınlarında mı yoksa? Vallahi onu bilmiyorum. Kimse de bilmez zaten. Sır. Ama benim bu belgeleri yarına kadar imzalatmam lazım. Onu ne yapacağız? Anladım. Teşekkürler. Rica ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ne istiyorsun Sinan? Seni. Ego Ajans'ın bana göre en parlak yıldızı sensin. Oyuncu bağlamı ve projelere sokma konusunda hırsını takip ediyorum. Ayrıca sözleşme şartlarında senin yaptığın pazarlığı kimse yapamaz. Ego Ajans'ın batmasını beklemeden bize gel. Oradan aldığının üstüne yıllık kazançtan belli bir yüzde de veririm. Tabii kendimle beraber müşterilerimi de getirmem kaydıyla. Tabii. Bunu yaparsam Ego Ajans biter. Zaten bitecek. Sen de onunla birlikte bitecek misin? Yoksa bize katılıp yükselecek misin? Sinan'a ne zaman cevap vereceksin? Bilmiyorum hayatım. Çok iyi bir teklif. Neyi düşünüyorsun ki anlamıyorum. Ben Ego Ajans'a başladığımda sektörde yeniydim. Ben orayı büyüttüm. Orada bir... Şimdi birden... çekip gitmek... hem de benim... Kıraç Özdal yapan yeri batırma pahasına çekip gitmek hoşuma gitmeye. Peki kalırsan ve ajans Katarlar olursa o zaman ne olacak? Bilmiyorum Ayda, bilmiyorum. Düşüneceğim hayatım. Bilmiyorum. Nadir abi biz burada bir aileyiz derdi hep. Nadir duygusal sözleri severdi. Ama insanın tek bir ailesi olur. İnanamıyorum. Adama yeter mi sifonu yaptı ya da evden çıkacağız dedim yani. Restimi çektim. Ağzımın payını aldım. Adam evden çıkın o zaman deyince verecek bir cevabım kalmadı. Çok kötü zamanlama oldu. Onun kötü evine kalmadık. Daha güzelini buluruz. Bu yetmeyecek. Ben biraz daha su kaynatayım. Sedef ne diyecek şimdi bu duruma? Ne derse desin. Biz yarından itibaren yeni ev bakmaya başlayalım. Bu fiyata bir şeyler buluruz diye düşünüyorum. En azından maaş almamı beklesek. Ben de kendi payıma düşeni veririm hem. Ben bu evden aldığım depozitoyu oraya veririm. Hı hı. Bir de biraz avans çekerim. Sonra sen maaş aldığın zaman bana verirsin. Hallederiz bir şekilde. Kiralar artmamıştır değil mi? Bakacağız artık. Koş. Barış sosyal medyada tehlike olmuş. Fanlar ikiye ayrılmış. Bir grup onu savunuyor, bir grup çok fena linçliyor. Ya ne çabuk vazgeçiyorlar sevdiklerinden ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Meral evde mi? Evde evde. Gel sana haberlerim var. Ay vallahi benim de sana haberlerim var. Seni merak ettim. Nasılsın?
Bir apartman girişindeki paspas gibi. Gelen geçen çiğniyor. Sosyal medyada yazılanları mı okuyorsun? Niye yapıyorsun bunu kendine Barış? Hem sadece kötü şeyler yazmamışlar ki. Seni destekleyip seni seven insanlar da bir sürü. Bak, sen de okumuşsun. Ya ben işim icabı okudum öylesine. Zaten öyle sosyal medyada yazılan şeyleri hiç önemsemem ben. Hem Feris Hanım bile söyledi. Birkaç haftaya unutulur gider dedi. Gerçekten bak. Peki ben nasıl unutacağım asistan kız? Neyse. Bir şekilde atlatacağım. Sesin duymak iyi geldi. Ne zaman istersen ara, tamam mı? Ben buradayım. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Sedef başka bir eve gidiyormuş. Bir tane arkadaşının ablası mı ne? Ev arkadaşı arıyormuş. Termos konu ödememek için. Sen söylemedin mi konuyu hallettiğini? Söyleyeyim. Fırsatçılık yaptım. Kurtuluyoruz o stikerli manyaktan. Protokolü imzalattın mı? İmzalatamadım. Çağatay Ulusoy evde yoktu. Kulübesine gitmiş. Senaryoyu kulübeye götürseydin. Ya ev kapıyı açan kişi nerede olduğunu bilmiyormuş. Bir de yılda iki kere böyle telefonlarını kapatıp oraya çekiliyormuş. Kimseye de yerini söylemiyormuş. Mottomuz neydi Dicle? Sorun getirme, çözüm getir. Bul o kulübenin yerini. Tamam. Bir tahminde bulunacak olsanız... Tahmin edemiyorsunuz. Anladım. Yok yok, problem değil. Tamam, teşekkürler. İyi günler. Ya trainer'ını aradım, doktorunu aradım, halı saha arkadaşlarını bir aradım ben. Hiçbiri Çağatay'ın kulübesinin nerede olduğunu bilmiyor. Ne yapacağım ben? Meditasyona başla. Bak şimdi. Çınar Bey korkunç bir oyuncu krizinin ortasında benden bir şey isterse ve ben gerçekleştiremezsem direkt kendimi yağmur ormanlarında hayal ediyorum. İşe yarıyor yani, tavsiye ederim. Eski sevgilisini ara be. Kesin biliyordur. Ha. Hayır, kanma ona Dicle. Seni katrana bulayıp tüyüyle kaplayacak. Ya eski sevgililer asla aranmaz. Bu en birinci kural. Öyle mi? Tabii. Üf, ne yapıyorsanız yapın be. Kuaförünü arasam? İnsanlar saçları kesilirken gevşer, hiç söylemediği şeyleri anlatır filan. Arayayım değil mi? Mantıklı. Mantıklı. Tamam. Dur bakayım. Nerede onun numarası? Oo, uyandın mı bro? Gel gel otur. Hı-hı. Gel çayını dökeyim gel. Gel bakalım. Vallahi var ya, annem bile sana benden daha iyi bakamaz ha. Barış abi günaydın. Günaydın. Geleyim mi? Gel gel. Hayırdır kardeşim? Celal Bey revize senaryo gönderdi de değişikleri kırmızıyla işaretlemiş abi. Senaryo mu değişti? Öyle dedi abi. Aydın abi nasılsın? Gel gel otur, bir çayımız iç gel. Abi zahmet vermiyorum. Gel ya gel, ne zahmeti, gel gel. Otur oğlum ya, kahvaltı yaptın mı? Yaptım yaptım. Otur bak, bir çocuk var. Mi? Bak taze ekmek var. Ha? İnşaatları çalışsan, ünlü de olsan bekarlıkta aynen bu şekil yiyorsun işte. Abi vallahi dokunma. Gel gel. İyi ki bu filmde birlikte oynuyoruz. senaryo kusursuz. Ben de çok heyecanlıyım. Ama uzun yayla kışın çok soğuk olur. Sen soğuktan nefret edersin. Evet ama bu hikaye güneşli ve sıcak bir havada anlatılamaz ki. O anne kızın arasındaki dondurucu rüzgarın dış dünyadaki yansıması. Şimdiden hissediyorum. Sana ördüğüm yün yelekleri giyersin. Sıcak tutar. Giyiyorum zaten anne. Ben niye hiç görmüyorum? Ay bize otel yerine ev ayarlayacaklarmış, rahat edelim diye. Ya 3 ay boyunca beraber kalacağız. Evet, nihayet kızıma duyacağım. Ay, ben de anneme. Dik dur, dik dur yavrum. Dik dur şöyle. İşte benim oyuncum, tam formunda, enerji dolu. Hazır mıyız? Evet. Kimse kusura bakmasın. İlk görüşmeyi biz yapacağız. Çünkü tecrübe önden gelir. Tabii canım, önce annemle görüşsün. Ben daha sabah kahvemi içmedim. Birlikte bir kahve içeriz değil mi? Zevkle. Odama geçelim. Benim seninle konuşmam lazım, acil.
Tabii, tabii ki. Dicle, bize kahve getirir misin lütfen? Tabii. Bu içeriyor. Onu toplantıdan sonra arayacağım. Tamam. Barış, merhaba. Firuze'nin toplantıya gitti. Ona söyler misin? Çok önemli. Bugün yönetmen görüşmesi var, toplantısını bölüm ama o yüzden benim yapabileceğim bir şey varsa ben yapayım. Yok. Çıkar çıkmaz beni arasın, tamam mı? Sağ ol. Ben annemle aylarca dip dibe yaşamaya dayanamam. Düşüncesi bile korkunç. Ama sen annenle iyi anlaşırsın. Annemi çok seviyorum. Onun için ölürüm. Ama onunla o kadar zaman burun buruna yaşamaya dayanamam. Ya Feris, ben annemle 18 yaşımdan beri sadece iki ay beraber yaşadım. O iki ayda da ya kendimi öldürecektim ya da annemi. Önemliymiş. Bu anne kız teması üzerine yapılacak en özgün filmlerden biri olacak. Kusura bakma Ferhan, bu fırsatı geri çeviremezsin. Feris, sen annenle bozkırın ortasında minicik bir çiftlikte 3 ay geçirebilir misin? Ya bizimkiler emekli aynı şey değil ki. Ayrıca senin annen, meslektaşın, bir sürü ortak noktanız var. Annem benim oyuncu olmamı hiç istemedi. Neden? Bu çok zor ve kalp kırıcı bir işmiş. Sektör korkunç insanlarla doluymuş. Ben naif bir insan olduğum için onlarla çarpışamazmışım falan filan. Bana da hemen hemen aynı şeyleri söylemişti. Annen mi? Yok, o değil de. O zaman sen beni anlarsın. Bu mesleğe başladığımda sırtımda kaç tane yük vardı? Sektöre kendimi ispatlamak, anneme ispatlamak, babama ispatlamak. Aynı işte. Ama sen o zaman gençtin. Yani hala gençsin de... Artık yeteneğini ispatladın sen. Sektöre belki evet. Ama anneme hayır. Hala giydiklerime karışıyor, duruşuma karışıyor. Yok. Yok, yapamayacağım. Ferhan'a rol teklif edildiğini duysam daha baştan hayır derdim. Bu kadar iyi bir senaryo, bu kadar iyi bir yönetmeni. Elini tersiyle geri çevireceksin, öyle mi? Kendini benim yerime koy. Kızınla ilişkinizi hücre hücre inceleyen bir filmde oynamak ister miydin? Bileğimi kırdığım zaman. O kabus gibi yazı hiç unutmayacağım. 2 ay yürüyemedim. Diziyi bırakmışım, param yok. O zamanki sevgilimden ayrılmışım, evi boşaltmışım. Mecbur istikamet annemin yanına gittim. Cehennem gibi sıcaktı. Sadece hava olarak değil, her açıdan cehennemi yaşadım. Neredeyse sinir krizi geçirip kendimi camdan atacaktım. Ne söylesem tersliyordu. Asla dinlemiyordu beni. Anlamıyordu ki, anlamıyordu. Bir de yok önüme plastik şişe, yok keçe, yok örgü şişi getirip koymalar. Bunları birleştirip bilmem ne yapabilirsin kızım. Kukumav gibi düşünüp durmasın diye ona el sanatları öğretmeye çalıştım. Kıymetini bildi mi? Hayır, asla bilmedi. Ya niye günlerce uğraşıp battaniye yapayım? Gider alırım değil mi? İyileşip kendi evine gittikten sonra tam 4 ay konuşmadık. Bir daha asla, asla annemle o kadar yoğun vakit geçiremem. Ne kadar iyi olursa olsun Ferhan'la aramın bir film için bozulmasını istemiyorum. Okey, anladım. Madem istemiyorsun, ısrar etmeyeceğim. Yönetmene rolü reddettiğini söylerim. Teşekkür ederim. Yok. Olmaz, olmaz. İstemiyorum diyorsun. Yani diyorum da onunla oynamak istemeyeceğimi anlarsa çok çok alınır. Başka bir şey bulmam lazım. Başka bir gerekçe bulmam lazım. Buldum. Berbat bir oyunculuk sergilesem. Hı? O zaman yönetmen beni kendiliğinden istemez. Değil mi Kıraç? Annen onunla oynamak istemediğini duyarsa çok üzülür ama. Doğa var değil mi? O zaman kendinizi reddettirin. Anlamadım. Yani seçmede yönetmeni kendinizden nefret ettirin. O da sizi film almasın. Böylece annenizle oynamak istemediğiniz anlaşılmaz. Dicle, kötü fikirlerini alıp odana gider misin lütfen? Tabii. Hı hı. Pardon. Kapris yapma fikrini tuttum ben. Ellerinize sağlık. Uzun süredir bu kadar güçlü bir metin okumamıştım. Ya çok mahcup ettiniz, teşekkür ederim. Ya bunu da lütfen yanlış anlamayın. Kesinlikle hani bir rol denemesi falan değil bu. Hani biraz böyle birbirimizi tanımak, karaktere aynı yerden bakıyor muyuz, bakmıyor muyuz onu görmek bu.
Tamam, anlıyorum. Bakayım. Hazırım. Yavrum, ama sen gitmek istiyorsun. Seni zorlayan mı var? Git, git. Nereye istersen git. Eğer ki uzaklarsa dileğin, git. Ama şunu iyi bil ki asla seni zorlayan yok. Israr yok. Tabii ki bugünün geleceğini biliyordum. Bir gün tek başına kalmak zorunda olduğumu. Aslında anne çok sakin. Annenin sakinliği kızını delirtiyor. Çok sakin, çok düz, çok duru. Pardon. Seni zorlayan mı var? Git, git. Nereye istersen git. Eğer uzaklarsa dileğin git. Ama şunu bil ki asla seni zorlayan kimse yok. Israr yok. Tabii ki bugünün geleceğini biliyordum. Bir gün tek başıma kalmak zorunda olduğumu. Yeterince duru oldu mu? Armağan yok olacak gibi değil. Yani anlatamam. Anlatmam mümkün değil. Görmen lazım. Yani görülecek gibi de değil bu arada. Yok, çok fena. Çok fena. Mümkün değil. Bir daha benim bir cümlemi bile duymak istemez. Yani. Evet. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Nasıl geçti? Muhteşem. Elimden geleni yaptım. O zaman kesin rolü kapmışsındır. Bol şans dile. Bol şans canım. Dik dur. İki kadın arasındaki bağa dair hani sizin neler hissettiğiniz, neler söyleyeceğiniz çok önemli tabii ama temelinde hani beni sarsan şey anne kızın arasındaki gerilimli ama bir yandan da melankolik olan ilişki. Evet tabii ki birbirlerini çok seviyorlar. Ama ortada böyle çok güçlü, hatta tehlikeli diyebileceğimiz bir öfke var. Ve bu öfke bir geçmiş hesaplaşmasına neden oluyor. Bu Feriz, aslında... Yasemin'in yeşil çayım nerede kaldı? Pardon. Dicle, Yasemin'in yeşil çayı istemiştim. Nerede? Hı-hı. Geliyor Ferhan. Gelin, çayınız. Yani siz belirttiniz. Bekir abiye suyu kaynar halde dökmemesini söyledim ama ateşten alındıktan yarım dakika sonraydı değil mi? Limon var bunun içinde. Siz geçen sefer limonu istediğiniz için... Çünkü geçen sefer soğuk algınlığı geçiriyordum. Hemen değiştiriyorum. İstemem. Bir 10 saatte onu bekleyemeyeceğim. Lafınızı kestik lütfen. Çok pardon, buna bakmam lazım. Hi. Billy, is that you? Billy Eilish. Oh my God, you're going to Rome? A concert. Oh. Cumartesi Haluk Bilginer'le provam var mıydı benim? Evet, saat 7'de seyircili prova. Süper süper, hasta olduğumu söylersin. Okay, I'll be there. Fantastic. Okay, bye. Ciao, canım. Replik falan okuyacak mıyım? Sizin filminizde oynamayı çılgın gibi istiyorum. Görüşürüz Ceylan Hanım. Ferhan'cığım, Ceylan'la görüştüm. Seni kesinlikle istemiyor. Başardın yani. Hani bu durumda başarı kelimesini kullanmak biraz ironik oluyor ama... Neyse, başka projeye artık. Evet. Araşırız canım. Bye. Feris Hanım, Barış arayacaktınız. Barış'cığım, pardon, daha önceden dönemedim. Bir oyuncumun yönetmen görüşmesi vardı. Celal Bey, revize senaryo yollamış Feris.
Senaryo mu değişmiş? Olabilir. Bütün sahnelerimdeki diyalogları çıkarmışlar. Aksiyon da yok. Beni orada saksı gibi dikecek, oyunculuk yaptırmayacak. Tamam. Yapımcı aklı sıra seni cezalandırıyor. Tamam, ben konuşurum. Gerek yok. Ben konuşacağım. Ne? Saçmalama. Bu menajerin işi. Ben aradım zaten Celal abiyi. Yoldayım. Bekle, bekle. Sakın ben gelmeden görüşme. Sakın, sakın. Geliyorum. Dicle! Yetişemeyeceğim diye ödüm koptu. Güya Celal abinin başka bir görüşmesi varmış. Yalan. Mahsus yapıyor. Bana ayar vermek için bekletiyor beni. Tamam Barış, şimdiden yükselme lütfen. Ne haber Dicle? İyi. Hoş geldiniz. Ya kusura bakmayın, toplantıları daha önceden planlamayınca böyle oluyor. Bir şeyler söylediniz mi? Çok teşekkür ederiz, sağ olun, gerek yok. Ben de istemiyorum. Geçmiş olsun. Sağ ol. Senaryo değişmiş Celal Bey. Ya öyle oldu. Ha, Barış'ın sahneleri yetişmeyecek diye azaltsanız bir nebze hak vereceğim. Ama öyle olmamış. Diyaloğu, aksiyonu çıkarılmış ama kendisi sahnede pot gibi duruyor. Hikaye öyle gerektirmiş. Sonuçta senaristlerin bileceği bir şey, ben karışamam. Yapmayın Celal Bey. Ya her bölüm kahraman oynayacak diye bir kaide yok ki. Oyuncu dediğin bazen de duracak. Sen benim oyunculuğumu kesmişsin Celal abi. Al bak 20. sahne. Herkes konuşuyor, kavga ediyor. Ben duruyorum. Fanlarınla yetenece kavga ettin be Barış. Celal Bey, ben size inanamıyorum. Bir sosyal medya meselesi yüzünden başrol oyuncunuzu kıza mı çekeceksiniz sanki başka oyuncular yapmıyor gibi? Ya başka dizilerin oyuncuları beni ilgilendirmez kardeşim. Bu diziyi gençler izliyor. Ya Barış'a bir kar toplamışlar. Benim de o karı eritmem lazım. Bu bölüm hem yüzü hem karakteri bir dinlensin bakalım. Gelecek bölüm bakarız. Gelecek bölüm bakarız. Yani gelecek bölümde ne olacağı belli değil, öyle mi? Barış tamam. Nesi tamam Feriz? Tahtaya kaldırılmış çocuk gibi cezamın bitmesini mi bekleyeceğim ben? Barış'cığım bak güzel kardeşim. Ben 20 yıldır bu piyasada iş yapıyorum, tamam. Böyle sette huzuru bozan, seyircisiyle dalaşan kim olursa olsun sahnesini keser. Ya hadi ben yuttum diyelim. Kanal yöneticileri zıplar oradan. Bu diziden 150 kişi ekmek yiyor. Herkes kendini bilecek, anlatabildim. Ben kendimi biliyorum. Bu diziye emek verdim ben. Aylarca Barış olmaktan çıktım, Yağmur oldum. Şimdi öyle kenarda bir dekor gibi, saksı gibi duramam. Ya bu senaryo değişecek ya da ben... Tamam Barış. Ya da sen ne? Sete mi çıkmaz? Barış Efendi, o sözleşmeleri biz boşuna imzalatmıyoruz, tamam mı? Oku bakayım sözleşmede ne yazıyor? Sete çıkmamanın cezası neymiş? Celal Bey, o sözleşmeler iyi niyet üstüne kurulur. Zorla hangi yapımcı hangi oyuncuyu oynatabilmiş? Ayrıca Barış'ın motivasyonu düşerse oyunu da düşer zaten. Ben bu senaryo öyle sete çıkmam. O kadar söylüyorum. Neyin havasında ya? Neyin havasını yapıyor? İki bölüm ünlü oldu diye kendini kıvanç mı sanıyor bu? Siz de çok üstüne gittiniz Celal Bey. Peri masalım Barış bu kadar sevildi diye patladı. Barış olmaz Ahmet olur kardeşim. Ben kendime rest çektirmem, tamam mı? Ha gerekiyorsa finalsiz bitiririm bu diziyi. Bakın Celal Bey, bugün herkesin sinirleri çok gerildi. Ben Barış'la konuşacağım ama siz de lütfen o senaryoyu değiştirin, olmaz mı? Bu senaryoyu değiştirmeyeceğim, Barış da eşek gibi oynayacak, o kadar. Düzgün konuşalım Celal Bey lütfen. Ben sizi arayacağım. Yüzünü bile görmediğim adam küfreder susmuş. Yapınca oyuncu olmaktan çıkarır dekor yapar. Sus Barış. Artık yeter ya. Hı, tamam biraz sakinle. Ben sakinim zaten. Sakinim ben. Hem niye herkes benim alttan almamı bekliyor? Aferin. Delireceğim ben Feris ya. Adam çocuk gibi beni azarlayıp terbiye ver. Ne kalkıyor? Niye res çekiyorsun? Resmini görmese ne olacak? Buyur kapı dese ne yapacaksın? Ayrıca nereye gidiyorsun sen ya? Sözleşmen var. Sözleşme falan umurumda değil. Ceza ödemek zorunda kalırsın. Umurumda değil Feris. Başka yerde şansımızı deneriz. Sektörde yanıp tutuşuyordu zaten agresif oyuncu isteriz diye. Şimdi ne olacak? Gerçekten ayrılacak mı Barış diziden? Ya
Emre Açar'ın bir baş masajı yapsın sana Feliz. Şahane yapıyor bak vallahi. Ha? Bir gün içinde bir oyuncum yönetmen tarafından reddedildi, diğeri diziyi terk etti. Sektörde herkes arkamdan konuşacak. Bir kere Feruş kendi kendini reddettirdi. Bu senin başarısızlığın sayılmaz ki. Sektördekiler bunu bilmiyor ama. Katarlılar ajansı alınca önce beni atacak. Ya bir olumlu ol Feriz, bir bardağı dolu tarafından bak. Kıraç gibi düşün. Bak kıraç gibi düşün. Katarlılar bu işi çözene kadar biz çoktan ipleri elimize alırız, öyle düşün. Kıraç bu satış konusunda biraz fazla sakin değil mi? Ha, bir B planı yapıp cebine koymuş olmasın? Yok artık. Daha neler. Tamam köpek badığı diye, tamam ufak tefek çok kazan yedik adamın ama kaç yıllık arkadaşımız, bizi böyle ağır satmaz. Ceylan'a gidip tek başına teklif vermeye kalktı ama. Feriz Hanım, yönetmen Derya Baykal'ı reddetmiş. Hadi canım. Gül'ün telefonla konuşurken duydun mu? Ya annesi oynamasa Feriş filmi kabul eder. Bak, gördün mü? Kıraç, dökül bakalım. Gizli gizli görüştün değil mi Katarlılarla? Kalbimi kırıyorsun. Kesinlikle yok öyle bir şey. Sen kariyerin tehdit altındayken bir hamle yapmadan durmazsın. Kendini mutlaka sağlam almışsındır. Yok, birine yok. Ceylan Hanım'ın asistanıyla konuştum. Derya Baykal'ın kızını filme almayacakmış. Hemen Derya Baykal'ı ara odama bağlı. Hemen çabuk geliyorum. Kıraç, bazı insanlar vardır. Ailelerinin değerini ancak kaybettiklerinde anlarlar. Sen de onlardansın. Bizim burada bir aile olduğumuzu ancak bizi kaybettiğinde anlayacaksın. Ceylan Özgün Özçelik'le konuştum. Annenle ilişkini, kaygılarını, neden öyle saçma sapan davrandığını, her şeyi anlattım. Çok ilgisini çekti. Yarın seninle görüşmek istiyor. Annen de olmayacak. Bu rol senin. Aha. Yönetmenle konuştum. O rol senin Derya. Ayaklarım pişti. Akşama yara yapacak onlar. Topuklu ayakkabıyla ev bakmaya mı gidiyor ya? Sessiz, sakin bir yer bak burası. Kiralık yazıyor orada. Çabuk. Aa. Ay çok güzel bak. Bahçesi de geniş. Ay burası olur. Ay tuttum burayı, tamam. Burayla ilgili güzel hislerim var. Olacak burası. Barış manzaralı ya, ondandır. Barış. Çok güzel, çok güzel. Sor bakayım, ara çabuk ara. Ay annem de buraya bayılacak. Bahçesinin güzelliğine bak. Ara çabuk, sor bakayım ne kadarmış. İnşallah uygundur ya. Senaryoyu değiştirmezse oynamayacağım hakikaten. Laf ağızdan çıktı bir kere. Bir de beni sözleşmeyle tehdit ediyorlar. Tazminat, ceza filan. Harbi ödetirler mi lan? Ödetirlerse ödeyeceğim. Yapacak bir şey yok. Neyle? Biriktirdiklerimizle. Bir dizi film bir şeye gelene kadar da bir şekilde idare ederiz. Yok birikmiş. Nasıl yok? Ben sana verdim hepsini. Anne başkasına verdim oğlum. Borç vardı bir miktar. Abi git lan. Ben o parayı niye biriktirdim abi? Sektöre karşı başım dik dursun. Beklemeye gücüm olsun diye biriktirdim. Ne bileyim oğlum, ben dizi öyle tuttu gidiyor diye çok da şey yapmadım ben yani. Kumara yatırdın değil mi? Ne alakası var Barış? O borç neyin borcu o zaman? Barış, bak ben vaktiyle kazanıp sana verdiklerimin hesabını böyle sormadım bro. O oyunculuk kurslarına giden paralar... Ya bırak abi, bana vicdan yapma şimdi. Ben o kurslara babamdan kalanlar senin payıma düşeniyle gittim. Sen payına düşeniyle ne yaptın? Kumar oynadın. Şimdi bana hiç öyle hayatımı senin için feda ettim ayaklarına yatma. Öyle demek ha? Öyle tabii. İyi lan. İyi. Thank you.
Evet. Barış Bey, Enise Çelik sizinle görüşmek istiyor. Kim? Hattan ayrılmayın lütfen. Yayına bağlıyorum. Bir dakika, bir dakika. Ne yayını ya? Barış'cığım günaydın. Günaydın. Senin şu kavga olayı programımızın gündemine oturdu. Seyircilerimiz bir de senden dinlesin istedik. Ben gerçekten şu an hiç müsait değilim. Çok kısa bak. Ece de burada. Diğer magazinci arkadaşların söyledikleri doğru değil diyor. Ben gerçekten konuyla ilgili yorum yapmak istemiyorum şu an. Barış'cığım, hayatım, sizin kavga ettiğiniz yere o gece polisler gelmedi mi tatlım? Hı? Sen kimliğini onlara göstermedin mi? Ben yalan haber mi yapıyorum? Yalan yazmam ben. İyi de ben bunları inkar etmiyorum ki zaten. E neden o zaman iftira diyorsun? İftira mı atıyorum ben? Benim anlamak, Enis'cim maalesef... Bu yeni nesil ünlüler böyle. Yani her şey iyiyken bizimle çok iyiler. İşler biraz bozuldu mu, sarpa sardı mı... benim söyleyecek lafım yok, yorum yok diyorlar maalesef. Sen o haberi yaparken işin doğrusunu bana sordun mu? Barış'cığım şimdi soruyoruz. Ben gerçekten artık konuyla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size. Görüyorsunuz söyleyecek bir şeyi yok Barış'ın. Barış'cığım. Ama seyircilerimiz ayıp oluyor. Senin için televizyonu açanlar var. Yok yok, kusura bakmayın gerçekten. Günaydın Can Meram. Günaydın. Aa. Ayın asistanı ödülü falan var herhalde. Sabah sabah ne bu ve iş aşkı? Tatlım, benim patronum sizinkisi gibi gamsız ve işsiz olmadığı için. Seni sessiz alıyorum Gülin. Sen neye bakıyorsun? Çağatay Ulusoy'un Instagram'ını inceliyorum da. Hı-hı. Şu fotoğrafa baksana. Bak 8 ay önce aynı yerden bir fotoğraf daha paylaşıyor. Daha da geriye gittim. 15 ay öncesi de orası. İnzivaya çekildiği kulübe diyor. Yani şimdilik elimdeki tek ipucu bu. Bak şimdi şu fotoğrafa iyi bak. Yakınlaştırıyorum. Ne yazıyor burada? Çatalca olabilir. Polisi egzem tadından yapmışsın. Çatalca'ya ver. Evet, inşallah doğru yoldayım. Dur. Çatalca'ya mı gideceğim? Çağatay Ulusoy'un kulübesini buldum galiba. Kesin değil yani. Çatalca taraflarında olduğumu sanıyorum ama. O zaman git adım adım ara, bul o Allah'ın belası kulübeyi. Nasıl? Ha tamam, çözüm üreteceğim, bulacağım. Tamam. Bu arada magazin programını... Hı, izledim. Habersiz yayına bağladıkları çok belli. Barış'ın zaten kötü olan durumuna minik bir damla daha eklemiş. Peki basın açıklaması falan yapacak mısınız? İş orayı çoktan geçti. Artık elimde oynayacak koz kalmadı. Bundan sonrası Barış'ta. Tamam. Gittim. Babamdan kalan arsa yok. Gururun kırılmasın diye sana parayı verirken öyle söyledim. Ne diyorsun abi sen? O oyunculuk kursları, iş beklemeceler falan. Borç aldım. Yani sağdan soldan türlü tuhaf. Neyse. Öyle işte. Ben senin emeğini kumara yatırmadım. İş konusunda başım dik olsun diyorsun. Olsun bro. Ama bizim de bir gurur lüksümüz olsun. Kaşelerle mi geldik oğlum biz bugüne kadar? Sınıf düşürürüz. Alışkın olmadığımız şey değil. Hem bu sefer kaynakçılık olmaz, başka bir iş olur. Sen de nasılsa yeni bir şey bulursun kendine. O zamana kadar da idare ederiz. Bekir, toplantı odasına aparatif bir şeyler hazırla. Büyük yapımcı tabağı mı yoksa düşük bütçeli yönetme tabağı mı? Bekir, toplantı odasını hazırla. Aparatifler, su vesaire vesaire. Sen biliyorsun işte. Toplantı odası bana lazım. Kıraç'cığım, sen oyuncunu kendi esnaf odanda ağırla. Benim oyuncumun yönetmen görüşmesi var. Benim oyuncumun da aynı şekilde. Hangi oyuncunun? Kimle görüşecek? Önce sen söyle.
Yok artık. Yapmış olamazsın. Derya reddedildi. Niye ikinci kez görüşmek isteyip oyuncunun gururunu kırıyorsun? Demagoji yapma Feriz. Sen de aynı durumdasın. Ceylan Ferhan'ı da kaprisli bulmuş. Ne yaptın? Yalvardın mı yönetmene? Kesinlikle hayır. Ferhan mahsus kaprisliymiş gibi davrandı. Sırf annesiyle aynı filmde oynamamak için. Derya da aynısını yaptı. Gene birbirinizden habersiz iş yaptınız. Kuyruklarınız birbirine karıştı değil mi? Hı-hı. Çarşı yine karışmış. Ne yapacağız şimdi? Bir kere olsun dürüst oynamayı deneseniz. Ha? Ne dersiniz? Nereye gitti bu? Sırası mı? Alo. Meral, merhaba. Ben seni sonra arayacağım. Şu an çok yoğunum. Ne yapıyorsun? Her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda. Ben şimdi Çağatay Ulusoy'un barakasını arıyorum. Hadi kapatıyorum. Ne? Görüntülü konuşalım. Ya Meral tamam ben sana sonra anlatacağım ne olduğunu. Hadi hadi kapatıyorum şimdi bak acelem var hadi bay bay. Arkadaşım Çağatay Ulusoy'la birazdan beni arayacak. Çağatay ya. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben şurayı arıyorum ama bulamadım. Biliyorum orayı. Niçin aramıştınız? Feris Hanım'ın asistanıyım ben. Çağatay Ulusoy'a bir senaryo bırakacaktım da. Götürebilirim. Biraz beklemeniz lazım. Takayı hazırlayalım. Taka? Evet, tekne var. Ondan gidiyoruz oraya. Uzak buraya. Ha, tamam. O zaman ben sizi ön tarafta bekleyeyim. Siz bilirsiniz. Ben hazırlayayım tekneyi. Tamam, bekliyorum. Asistan kız. İnanmayacaksın ama ben şu an taka ayarlamaya çalışıyorum. Denizler açılıp gideceğim diyorsun yani. Ne güzel. Keşke ben de gidebilsem. Sesin bir karanlık geliyor. Sen iyi misin? Ya şu magazin programı içinse boş ver bak. Tamamen kendi terbiyesizliklere. Sana ihtiyacım var. Neredesin? Neredeyim? Şu an ben de bilmiyorum ki neredeyim. Ben sana konmazsam, ha? Tamam. Tamam. Atıyorum hemen. Şeyi berbat ettim. Dün gece arayacaktım ben seni. Ama öyle çok üstüne gelip darlarım diye. Yani ne bileyim, insan bazen yalnız kalmak istiyor. Birden yapayalnız kaldım. Anların beni bu kadar çabuk terk edeceğini düşünmemiştim. Ya terk etmedi onlar seni. Ünlülerle hayranların arasında bir sevgi nefret ilişkisi vardı. Bir an çok seviyorlar. Sonra da nefret ediyorlar. Bundan sonraki adım da unutmak oluyor herhalde. Hiç de bile. Ne olduğunu anlamayacak kadar aptal değilim. Daha insanların zihnine kazınacak kadar ünlü değilim. Beni bir ay görmeseler unuturlar. Sonra sıfır noktasına geri dönerim. Hatta sıfır noktasına da değil. Eksiye düşerim. Başrolden çıkınca yanın yanı karakterleri de oynayamam. Hani sen Marlon Brando hayranıydın? Ha? Adam kariyerinde ne büyük düşüşler yaşadı sen biliyor musun? En tepeden tut.
düştüm bugün gökyüzünden. Gördüm bütün düşlerimi, düşüşlerimi. Ben gördüm bugün aşk yüzünden tüm gördüğüm gölgelerimi, kilitlerimi. Teşekkür ederiz. Hayır, çok sağ olun. Çağatay Bey? Evet. Siz? Benim. Tanıyorum seni. Oyuncusun sen. Evet, peri masalında oynuyorum. Eyvallah. Sen? Ben Feris Hanım'ın asistanıyım. Yeni başladım. Antalya'dan geldim. Barış'ı zaten tanıyormuşsunuz. Peri Masalı'nın şeyinde oynuyor, dizisinde oynuyor. Senaryo mu? Evet, size senaryo getirdim. Bir de imzalamanız gereken bir sözleşme var. Bir tane de doküman var. Bu arada senaryonuzu çok merak ediyorum. Ben de. Ya biz sizi iki haftadır arıyoruz Çağatay Bey. Bu kadar oldu mu ya? Vallahi oldu. Bu da böyle. Zaman çabuk geçiyor. Hadi gelin. Biz sözleşmeden sonra gidelim, rahatsızlık vermeyelim. Gelin hadi, balık yapacağım zaten. Birlikte yeriz, uzun yoldan gelmişsiniz. Hadi. Vallahi bana uyar. İyi, tamam. Böyle küçük, izole bir yerde 3 ay baş başa kalmamak için kendinizi kötü, kaprisli oyuncular gibi göstermişsiniz. Ya bir yandan size çok hak veriyorum çünkü ben de düşünemiyorum kendim mesela böyle annemle küçük bir yerde 3 ay baş başa kaldığımı falan. Ama bunu duyunca da dedim ki bu filmde mutlaka siz olmalısınız. Sen benimle oynamak istemiyor musun? Hayır, ne ilgisi var? Asıl sen benimle oynamamak için saçma sapan şeyler uydurmuşsun. Gerçekten yaptın mı bunu? Önce ben sordum anne. Bak, cevap veremiyorsun. Demek ki doğru. Şu an resmen travma yaşıyorum ya. Asıl travmayı ben yaşıyorum. Doğurduğum, büyüttüğüm kızım benimle aynı filmde oynamak istemiyor. Annesinden utkunuyor. Başladın gene benim yerime replik uydurmaya. Ben asla senden utanıyorum falan demedim. Asıl sen benden utanıyorsun. Dik dur Ferhan, şunu giy Ferhan, bunu giyme Ferhan. Eleştirmeden yanımda bile yürüyemiyorsun ya. Şu an filmden sahne izliyorum, sanki çok heyecanlandım. Canavar anne, çekilmez kız. Pardon, ne dediniz? Bu ne cüret? Ben kızıma çekilmez dedirdim. Kusura bakmayın ama benim annem canavar falan değil. Bir ara mı versek acaba? Biz tartışırız, barışırız. Bize kimse karışamaz. Evet. Kızımla kavga etmeyeceksem kimle edeceğim?
Vallahi orasını ben bilemem çünkü terapist değilim. Hani yönetmenim. Ama istiyorsanız siz bir karar verin. Bu filmde birlikte oynamak istiyor musunuz? Peki. Harun, seninle aynı filmde oynamak istemediğim için bana alınmadın değil mi? Hayır anne. Ben de tam olarak böyle hissediyorum. Senden nefret ettiğimi, seni sevmediğimi düşünmeni istemem. Sen benim canımsın. Sen de benim canımsın. Bazen beni çıldırtıyorsun ama en kıymetlimsin. Sen, Derya, abin benim en güzel duygularımsınız. Canım. Sabah yakaladım. Mis gibi kokuyor. Bir lokma. Vallahi hepsi nefis gözüküyor. Eline sağlık. Nasıl tadı? Çok güzel. Efsane. Çok güzel. Yani tatlı su balığını herkes sevmez ama yapmayı bilince lezzetli oluyor. Çıtır çıtır. Nasıl gidiyor iş gör? Abi beni biliyorsun. Bir masalında oynuyorum. Romantik bir aşk işi. Pek mutlu değil gibisin. Hayırdır? Benim durumlar biraz karışık ya. Anlat. Ya beni oradaki çocuk zannediyorlar. Sürekli Twitter'dan laf sokuyorlar. Ben de okumayayım diyorum. Ama insan bazen görüyor, böyle sinirleniyor falan. İşte biliyorsun. Üstüne geliyorlar değil mi? Aynen öyle. Yaparlar. Çok iyi anlıyorum seni. Aşk haberlerin de çıkar. Ateş olmayan yerden duman da çıkartırlar. Alakan olmayan konulara seni de karıştırırlar. Yaparlar. Sen yapmasan bile yaptı derler. Bu işler böyle. Evet, farklı bir mesleğimiz var. Zor. O dışarıdan gözüken renkli dünyanın içinde kaybolup gidebiliyor insan bazen. Yapmaması gereken şeyler yapıyor. Hatalar yapıyor, yanlışlar yapıyor. Kendini kaybedebiliyor. Takmaması gereken sözleri takıyor. Oluyor bunlar. Ama günün sonunda en önemli olan şey sensin. Kendin. Ben mesela geliyorum buraya. Yani ne dersen de. Burası da benim kendimi kaybetmeme yöntemim. Kafana çok takma. Boş ver. İşine konsantre ol. Çok sıkıldığında, daraldığında kaçabileceğin alanlar yarat kendine. Kendinle baş başa kalabileceğin. Bütün sesleri uzaklaştırıp sadece kendi sesini dinleyebileceğin alanlar. Emin ol, daha mutlu hissedeceksin. Gel. Ne zaman istersen. Gel balık tutarız. Olur. Anladığım kadarıyla tam da o yüzden buradasınız. Böyle kendinize ait nefes alacak bir alan olduğu için. Aynen öyle. Seviyorum burayı. Nasıl keşfettin peki burayı? Çocukluğumdan beri gelip gidiyoruz bu göle. Ama bu barakayı birkaç sene önce keşfettim. Bu arada konuşmaya daldık. Sözleşme ve senaryomuz. Sözleşmeler. Ha. Bu arada Feris kusura bakmasın. Biraz kaçmak istedim. Telefon falan çekmiyor zaten burada.
birkaç güne döneceğim. Söylersin. Tamam, ben iletirim. Yediğim en iyi tatlı su balığı. Her şey için teşekkür ederiz Çağatay Bey. Ben size teşekkür ederim. Sakallar? Film için. Ha, sormadan edemedim. Çok yakışmış. Sağ ol. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz siz de. Hadi bakalım. Dikkat edin. Tamam. Marlon Brando çok çok büyük bir oyuncuyken öyle büyük bir çöküyor ki. Baba filmi için yapımcını audition'a çağırıyor. Hadi ya. Evet. Bilmiyordum. Gitmiyor tabii. Yo, gidiyor. Yani çünkü o böyle küçük şeylerde gurur yapmayacak kadar büyük bir oyuncu. Sonra rolü kapıyor ve yeniden ışık hızıyla yükseliyor. Sahnelerini kesseler de, diyalogların azalsa da o dizide oynamalısın Barış. Oynayıp onlara en küçük sahnede bile sadece durarak nasıl harikalar yaratılırmış dersi vermelisin. Peki fanlar? Kimin sözüydü o? Dürüstlük kendi açtığı yarayı kapatan tek silahtır. Güzel ses. Evde kendisinin çektiği bir story daha samimi olur. Fanlar onun dürüstlüğüne daha çok inanır diye düşündüm Peris Hanım. Doğru düşünmüşsün. Haklısın. Bir metin hazırlayacak mısın? Hayır. Hesapsız kitapsız bir story olsun. Selam. Kendimi savunmak ya da bana laf atanlara cevap vermek için değil bu story. Beni ya da Yağmur'u seven, hayal kırıklığına uğrattığım insanlardan özür dilemek istiyorum. Onlarla aramda bir cam perde var. Bazen seslerini yeterince duyamıyorum. Bazen de onlar benim gerçek sesimi duyamıyorlar. Ama sadece şunu söylemek istiyorum. Sevgi bazen insanın omzuna ciddi bir yük oluyor. Bazen de onu düştüğü yerden kaldıran bir destek. Ben sizin desteğinizi, sevginizi aldım. Onu desteğim bildim. Bir hata yaptım. Muhtemelen yine yapacağım. Ama ben insanım. Hepimiz bazen hatalar yaparız. Ama mutlaka onarmaya çalışacağım. Çünkü siz bana değil ama ben size bunu borçluyum. Evde benim aklımı çelmiyor değil. Yani kirası bayağı uygun. Yani oradan arttıracağım parayla 3 tane yeni kombin yaparım. Ama metroya uzak ya. Kısmetten öte yol yok be Sedef. Ne yapacaksın? Bu arada bu ayakkabı çekeceğini ben almıştım. Ama Meral'e hediye ediyorum. Beni hatırla, tamam mı? Ah canım benim. Çok sağ ol ya. Artık çeker çeker seni hatırlarız. Neyse. Ha, dur. Bak
Para biriktirince iğneli epilasyonu sakın unutma, beni ara. Tabii, tamam mı? Tamam. Görüşürüz Sebe. Görüşürüz. Hoşçakal. En yakın zamanda görüşürüz inşallah. İnşallah. Dikkat et, sakın bir şey unutmadın. Hadi görüşürüz. Ay. Aman. Bir Ankara havası açıp oynayalım mı? Ne olursun o stickerları da para gibi yapıştırırız. Ha, bir şey diyeceğim. Şimdi bu şey koliler yetecek mi? Marketten bu kadar bulabildim. Kıyafetleri çöp poşetine koyarız. Sen Barış'ın yeni storiesini gördün mü? Ortalığı yıktı geçti. Fanları coşturdun. Başarının tadını çıkaracaksın değil mi? Çağatay Ulusoy'la selfie. Unuttun değil mi? Ya ne yapayım? Başka sefer artık. Tamamen aklımdan çıkmış. Neyse, Feris Hanım'ın oyuncusu nasıl olsa yine karşılaşırız. Günaydın. Feris Hanım'ın oyuncusunu yine milyonların gözdesi yapmışsın Dicle. Vallahi duyuyoruz, takdir ediyoruz. Sağ ol Cinde, teşekkür ederim. Emrah izletti şimdi bak, Allah var. Laflar çok güzel ama çekim beğenmedim. Aa. Sen bizim TikTok'taki videoyu izle, ne demek istediğimi anlayacaksın. O da nazar boncuğu olsun Bekir abi, ne yapalım ya? İyi, ben söyleyeyim de. Tamam. Ya Dicle, çok kıskandım. Keşke Çınar Bey de bir kriz yaşasa, ben de kurtarsaydım. Abartsaydım. Öldü, öldü kıskançlığından. Geberdi. Ercan Kesal'ın yeni filminin galası bu akşam mı? Hızlı bitirmişler yani. Son duyduğumda postaydı. Feriz Hanım'ı da çağırmışlar mıdır galaya? Belki yalvarsam beni de götürür. Zannetmem çünkü geçen yıl bir oyuncu krizi yüzünden kapışmışlardı. Çağdaş Sanatlar ödevimi ben Ercan Kesal üzerine yaptım. Biliyor musun? Onunla tanışmayı çok istiyorum. Günaydın Kıraç Bey. Günaydın. Barış için bulduğun çözüm işe yaramış. Aferin. Teşekkür ederim. Gülüm baksın bana bir. Tamamdır. Kıraç Özdal'dan da takdiri kaptım. Ay keşke kaydetseydim. Gülünü izletir, yüzünü aldığı hale bakardık. Elinize vals etmiyorsunuz. E bir şey kalmamış. Haydi hayırlı uğurlu. Nazım, senden bir ricam olacak. Kıraç Bey. Şey, notere gitmiştim. Bana mı baktınız? Yok, şey aradım ben. Afiş fotoğrafları masanda mı diye baktım. Sabah masanıza bırakmıştım. Doğru ya, kafam yerinde değil, unutmuşum. Sağ ol. Mail attı, seçilen oyuncumuzu bildiriyorlar. Kim? Hangisi? He? Söylesene iblis. Açıyorum. İnşallah Burcu'dur, bayılıyorum o kıza ben. Dur kapıyı kapat. Emrah önce kapıyı kapat. Kapımıza, penceremize dikkat edeceğiz Emrah. Bak her yer Kıraç'ın ajanı kaynıyor. Duydun değil mi Feris'in senaryosunu çaldığını? Aman ajan dediği de düz Gül'ün. Gül'ün değil, Gül'ün olamaz. Feris Gül'ünü 5 metreden fazla yaklaştırmaz odasına, başka biri. Böyle ajansa şüphe çekmeden girip çıkacak başka biri. Hop 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 hop. Burası Feris Hanım'ın odası. Kendisi saat 4'e kadar da burada yok. Asistan da burada değil. O yüzden no. Giremezsiniz. Yapma be arkadaşım. Tek odanın temizliği için beni akşama kadar bekletme. Ama sen de beni çok zor durumda bırakıyorsun. Bak,
Feris Hanım kendisi bir asistan olmadan odasına girilmesini asla istemez. Peki ne yapalım? Dönmesini beklerim ben. İstersen resepsiyonda bekleyebilirsin. Fark etmez. Ben bir annemi arayayım, hastaneye gelemeyeceğimi söyleyeyim. Babam kalp krizi geçirmişti de ziyaret saati 5'te bitiyor. Ya peki peki tamam. Ama bak çabucak temizleyip çıkacaksın. Tamam mı? Tamam. Bir şey lazım olursa da ben asistan odadayım. Çok sağ ol arkadaş. Rica ederim. Pis. Kim pis? Kim olacak Kıraç Bey? Ya insan çalıştığı ajansa nasıl ajan sokar Çınar Bey? Kıraç bu yapar. Hadi aç. Hadi. Hadi Emre aç şunu aç. Aç söyle hadi. Hadi. Bak eğer Dilan çıkarsa seni İskenderci'ye götüreceğim hadi. Karbonhidrat diyetindeyim. Ya tamam hadi. Hadi. Hadi söyle kim? Juju. Juju? Juju kim? Jülide. Jülide kim? Benim Jülide diye bir oyuncu yok ki. Ya Jülide de bizim Jülide. Sen ajansa gönderdiğim oyuncu dosyasında senin sicilini arıyordun, he? Gizlice mi koydun? Evet, gönderdim ama iyi ki göndermiştim. Şimdi arayıp seçmeye çağırdılar. Jülide seni seviyorum ama bu yaptığını hiç doğru bulmuyorum. Bak resmen sinsi yapıyorum. Ego Ajans. Evet, sitemizdeki güncel adres. Ya, yani ne yapıyorsunuz? Sen bu ajansın oyuncusu değilsin, sen bu ajansın sekreterisin. Ya benim mesleğim oyunculuk. Oyuncuyum ben. Ayrıca sizin temsil ettiğiniz bir sürü insandan da çok daha yetenekli bir oyuncuyum. Bak oyuncularıma çamur yapma. Oyuncularıma çamur yapma. Ben senin nasıl bir oyuncu olduğunu bilemem Jülide. Ben senin menajerin değilim Allah lillah aşkına ya. Müşterim olmayan bir oyuncuya sence iş bağlamam etik mi? Söz verdiğiniz gibi oyunumu gelip izlemiş olsaydınız bilirdiniz nasıl bir oyuncu olduğumu Çınar Bey. Ayrıca yeter ya. Yeter. Milyon tane rol için bir sürü CV gönderdim. Bir tanesinden bile dönüş almadım. O yüzden sakın karşıma geçip öyle dik dik bakmayın bana. Ben bu rol için çağrıldım mı? Çağrıldın mı ya ben bu rol için? Gideceğim. Ya sen rahatsız mısın? Sen çağrılmadın. Sen araya sızdın. Benimle bu şekilde konuşamazsınız Çınar. Ha, sen de benim dosyama CV'ni koyamazsın. Nasıl bir ortamdayız biz Emre? Biri ajan sokar, biri dosyaya sızar böyle. Siz de oyuncunuza yalan söylediniz. Unuttunuz mu yoksa? Neydi? Heh, yaşlı diye reddedildiğini gizlediniz ondan. Çünkü de fitleri altında yazıyorsunuz. Efendim? Efendim Mesut? Yok kardeşim, ben seni daha sonra arayayım mı Mesut? Tamam. Ayrıca bir dakika ya. Bir dakika yani bana gelince mi böyle sizin birden etik yok, değerleriniz kabardı? Ben anlamıyorum ki yani oyuna geleceğim deyip gelmemek sizce etik bir davranış yani. Öyle mi Çınar Bey? Çünkü oyuna geleceğim tamam. Dedi Emrah. Ya ben hem size hem içerideki bütün menajerlere gidip tek tek davetiye verdim ya. Bir taneniz bile. Ya hem tamam, geleceğim oyuna. Tamam, geleceğim. Efendim Mesut? Yok yok. Tabii kardeşim, biliyorum oyunu. Ego Ajans. Buket Hanım. Evet, Celal Bey bu seferlik restini yuttu. Sahnelerini geri aldı. Ama ikinci bir resti kaldırmaz, haberin olsun. Anladım. Restleşmek yok. Her seferinde ev videolarıyla fanların gönlünü de alamazsın. Artık uslu bir çocuk o. Dizideki Yağmur gibi. Tatlış. 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 Aynen. Hadi görüşürüz. Her şey için teşekkür ederim. Rica ederim canım, ne demek? En karanlık günlerimde yanımda oldun. Bunu unutmayacağım. Eğer bir şey canın sıkılırsa, daralırsan, herhangi bir şey, direkt bana geliyorsun, ben de sana destek oluyorum. Tamam mı? Tamam. Anlaştık. Anlaştık. Görüşürüz. Görüşürüz. İnanma. Ha? Oyuncular seni önce gökyüzüne çıkarır, sonra pat, kurt vermiş. Barış öyle biri değil Peridan. Zor yoldan öğrenmek istiyorsun. Peki. Miro'cum gel. Bu ne? Kıyma. Ercan Kesal'ın filmi için. Daha bu sabah bahsetmiştim.
gideriz değil mi? Özel gösterim canım bu. Sınırlı sayıda kişi davetli yani. Asistanlara düşmez. Bu kadar özel bir davetiyi sana kim verdi acaba? Ha, şimdi hatırladım. Tamam, Feris Hanım'la Ercan Kes abi yerde karşılaşmışlar da onlar sanki geçen yılki tartışma olmamış gibi sohbet etmişler. Onun barışma niyetiyle davetiyeyi göndermişti de herhalde Feris Hanım da gitmek istemeyince bana pasladı. Yani kesin öyle olmuştur. Oh, tamam sus. İyi eğlenceler, tamam. Sağ ol. Davetiye için teşekkür ederim. Bu bir şey değil. Dur. Sebebini bilmek istiyorum. Yani bu bir hediye gibi değil mi? Yani sektörde tutunamayacağımı, başaramayacağımı söylemiştin ama başardığımı görünce... Sabah bu filme çok gitmek istediğini duydum. Bu, hepsi bu. Beni sevindirmek için yaptın. Hı? Umarım beğenirsin filmi. Teşekkür ederim. Bak bu Cevat Usta'nın dediğim dürümü çok iyi. Bir tat çok iyi. Çok iyi. Zaten ezmeden dolayı içim pişmanlıkla doldu. Emrah, gel. Ya Pınar Bey'in bu akşamki programında ne var biliyor musun? Ne oldu, niye sordun? Ya oyun için davetiye verdim ya, hani o da geleceğim dedi. Ne yaptı? Ajandasına falan yazdın mı unutmamak için? Ben hatırlatayım, ister misin? İstemez. Zaten demin nasıl baktı bana fark etmedin mi? Kesin gelmeyecek yani, kesin. Yalvararak kendimi düşürecek de değilim herhalde. Ay. Ebu Ajan. Evet, buyurun. Yalan söylüyorsun. Efendim? O davetiyeyi sana Feris Hanım'a vermediğini biliyorum. Kıraç Bey'i zarfı masana koyarken gördüm. Kıraç Bey sana niye böyle bir jest yapıyor? Ha? Onunla aranda ne var? Ne diyorsun sen ya? İşe girerken de yalan konuştun. Başta Kıraç Bey'i tanımıyorum dedin. Sonra bir tanıdığını tanıdığı çıktı. Odalarda gizli kapaklı konuşmalar. Kör müyüm ben? Kör değilsin ama kötü niyetlisin. Nefes alamıyorum artık. Tamam? Bunların hepsini tek tek Feris Hanım'a anlatacağım. Herkes senaryoları çalan ajanın benim olduğumu sanıyor. Madem sen Kıraç Bey'le daha yakınsın, değil mi? Bakalım Feris Hanım'a bunları anlatınca senin yanında asistanı olarak tutacak mı? Bu söylediklerim var ya, o kadar çirkin ki patronum duyarsa var ya benden daha fazla sinirlenir. Tamam, Feris Hanım belki beni kovar. Ama bakalım Kıraç Bey seni yanında tutacak mı bundan sonra? Orasını bilmiyorum. Benim o galaya gitmek istediğimi duymuş. Hepsi bu. Bu kadar. Başkası yok. Başka hiçbir şey yok. Tamam mı? Bir sal artık beni. Ne ya? Yok, ben de atacağım. Sonra. Kümer'in yolladığı kask listesine kendi CV'sini koymuş. Bir de seçildi.
saçını. Çınar diziye birini soktu ama oyuncusu değil ha. Harika ya, büyük başarı. Gülsen, seni de listene soksun kendini, o zaman ben de sana böyle güleceğim. Ama ben kızı takdir ettim. Ya bırak biri de ya. Evet. Yani bir rolü kapabilmek için çok daha pis işler yapanları gördüm oğlum. Bence de. Jüri'de de kesinlikle oyuncu kumaşı var. Gözü kara, hırslı, tutkulu. Arkadaşlar, dostlar, başınıza gelmeden böyle takdir etmesi kolay tabii. Ya Kıraç, hatırlıyor musun? İlk zamanlarda Bekir'in kim olduğunu anlamadığı için bir filme düşünmüştü. Ben niye bilmiyorum bunu? Çok sağ ol. Hatırlattığın iyi oldu. Feride şahane oldu yani. Çok teşekkür ederim. Ay ne yapayım canım? Hepiniz Nadir'le benim elimde büyüdünüz. Feriz, hatırlıyor musun? Ne? Hatırlıyor musun ilk günü? Gel buraya, gel buraya. Kaçma. Gel buraya. Sinan, ne haber? İyidir dostum. Teklifimi düşündün mü? Düşündüm. Çok da onore oldum. Ama kabul edemeyeceğim. Bizim ajans nereye kadar giderse ben de gideceğim. Savaşmadan batmasına izin vermeyeceğim. Düşündüğüm şeyi ima etmiş olamaz değil mi Meral? Ya böyle bir şey onun o pis aklından bile geçmiş olamaz değil mi? Ya babam o benim ya, babam. Bırak, ne takıyorsun? Gerizekalı. Kendi galaya gidememiş, şişmiş şişmiş, sana carlamış işte. Boş ver, düşünme. Sen galaya konsantre ol. Hem bak Barış da geliyormuş. Belki sonra after party falan olur, bir şeyler yaparsınız ha. Belki. Aa, dur, annem görüntülü arayacaktım ben. Üstünü giy de konuş, geç kalacak. Tamam, dur. Kutuladınız mı her şeyi? Hallettik sayılır. Ufak tefek şeyler kaldı. Anne, kızım bu akşam Ercan Kesal'ın galasına gidiyor. Aa, şahaneymiş. Kiminle gidiyorsun? Arkadaşlarınla mı yoksa patronunla mı? Babamla. Davetiyeyi de o verdi zaten. Seni orada istemediğini söylememiş miydin? Bu sektörde tutunamazsın. Seni yerler dedi. Aynı şey değil. Bak, beni çevresinden uzaklaştırmak için, İstanbul'dan göndermek istediği için öyle dediğini zannettim. Ama değil. Ya gerçekten beni düşündüğü için, benim bu sektörde yıpranacağımdan korktuğu için öyle söyledi. Şu anda sadece tahminde bulunuyorsun Dicle'ciğim. Anne bak, dün Müjgan Ferhan Şensoy geldi ajansa. O da, onun annesi de kendi kızının sektöre girmesine karşı çıkmış. Yani onun yıpranacağından, üzüleceğinden korktuğu için uzaklaştırmaya çalışmış. Tıpkı babam gibi. Kıracın davranışlarını yanlış anlıyorsun anneciğim. Onun tek derdi seni İstanbul'dan, kendisinden, ajanstan uzak tutmak. Neden babamın beni korumak istediğine inanmıyorsun? Yavrum, kızım, ah, ah. Anne, ya en içten, da şuradan bana karşı azıcık bir sevgisi olamaz mı? Ben bu kadar sevilmeyecek bir çocuk muyum? Deli misin sen be? Sen dünyanın en şahane çocuğusun. Ama o... Ama o ne? Sen bir zamanlar bu adamı sevdin. Aşık oldun. Bu kadar kötü bir insan olsaydı aşık olabilir miydin? O zamanlar şimdiki Kıraç değildi. Bence bizi terk ettiği için böyle söylüyorsun. Ama biz de onu terk ettik anne. Sen soyadını almadın. Ben seni bir daha görmek istemiyorum dedim. Yani baban gittiği için kendini ve beni mi suçluyorsun şu an? Hayır, hayır. Kesinlikle seni suçlamam. Sadece... Bilmiyorum. Ufak da olsa bir şans vermek istiyorum kendisini affettirmesi için. Belki o zaman bir şeyler değişir. Ben böyle olmasını umut ediyorum. Yavrucuğum, bir tanem. Yani umutların kırılacak diye korkuyorum. Kırılmayacak. Ya tamam, filmlerdeki gibi gelip canım kızım deyip sarılmasını beklemiyorum ki ben. Merak etme. Sadece benden nefret etmediğine, beni takdir ettiğine inanmak istiyorum ben. Kıraç Özdal'ın zırhında bana dair küçücük bir delik olduğuna inanmak istiyorum. Bunu ben de istiyorum. Ağlama ne olur. Ağlamıyorum. İyiyim.
Dumanlı göz makyajı yap. Çok yakışıyor sana. Tamam, yaparım. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Canım. Hı. Ondan çok şey bekleme. Tamam. Leyla'cığım, benim şimdi hazırlamayı bitirmem lazım, tamam? Yapıyorum. Gülin, hoş geldin. İyi akşamlar. Mutfakta halletsek olur değil mi? Sufle yapıyorum da gözüm fırında. Tamam, sorun değil tabii. Kusura bakmayın, sigorta evraklarını sabah erkenden göndermem gerektiği için bu saatte. Olsun olsun, problem değil. Otursana. Şey içer misin? Yok, sağ. Aa, Doğru'ya bu akşam gala vardı. E sen eve uğramadan gideceksin herhalde. Kral çoktan çıktı. Ben galaya gitmiyorum. Nereye imzalayacağım? Şurası. Yani her sayfanın altına bir tane atılacak, bir de şuraya. Tamam. Dicle gidecek bu akşamki galaya. Feris de asistansız kuaföre bile gitmiyor. Feris Hanım gitmeyecek ki galaya. Sadece Kıraç Bey'e davetiye gelmişti. Bitti mi? Aha, tamam. Kıraç mı davet etmiş Dicle'yi? Galiba. Ben gideyim. Ben seni geçirmezsem bozulmazsın değil mi? Şunun başından ayrılamıyorum da. Yok, hiç sorun değil. Siz kusura bakmayın. Tekrar iyi akşamlar. İyi akşamlar. Olur, bu kadar belli etme. İlk defa mı galaya geliyorsun? Yok, hayır. Ben Altın Portakal'da da bir galada mutfakta çalışmıştım. Ama sadece Nuri Bilge Ceylan'ı görünce heyecan yaptım. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba. Pelin, görüşemiyoruz. Posta kapandım. Bir aydır ilk defa insan içine çıkıyorum. Nasılsın? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hiç geldin misin bana? Tabii. Nasıl gidiyor? Ama şey değil aslında. Kişinin kendini tanıyamadığı nokta kör noktaymış. Ben kendimi tanıyamadığım bir yerdeyim bugünlerde. Doğrudur. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben bir tane alabilir miyim? Hayran oldu ünlüyü görmüş. Taşra kızı, çık içinden ya. Çık. Kitaptan alıntı yapmak nedir? Teşekkür Tam kalabalık. Sorma. Bana kalsa pijamamı çeker, maç izlerim. Ama piyasa yapmadan olmuyor işte. Teklifimi telefonda geçiştirdim. Koşulları mı beğenmedin? İstersen yüzden arttırabiliriz. Ya da takıldığın başka bir madde varsa. Blöf yapmadım Sinan. Ego Ajans'tan ayrılmaktan vazgeçtim. Çok emeğim var orada, çok arkadaşım var.
yüzüstü bırakmak istemiyorum. Anlıyorum seni, dürüst adamsın. Az bulunur bir şey. Sizin ajansı almak isteyen Katarlıların temsilcisi çocuğu gördüm. Ne? Ceylan senin hakkında kötü şeyler söylemiş. Bir takım önyargılarla başlayacaksınız yani. Ben dostun olarak söyleyeyim de, bak teklifim hala geçerli. Tekrar düşün. Teşekkür ederim. Topuklulara alışık değilim ben. O yüzden üzerinde leylek gibi durmuyorum değil mi? Yok yok, şahanesin. Şahane gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Buralardasın değil mi? Evet. Bunu Kıraç Bey'e götüreceğim. Seni böyle görmeye alışamadım daha. Çok güzel olmuş. Barış. İyi Beren. Senden? İyi. Aça. Merhaba. Nasıl gidiyor? İyi vallahi, ben de yeni geldim. Öyle işte. Ben alayım. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba. İyi başkanım. Salona geçebiliriz. Çınar, bir çay daha vereyim mi? Yok abi, sağ ol. Yeter. Ben sana hesabı vereyim, dur. Sağ ol abi. Teşekkürler, rica ederim. Sağ ol. Çayırlarda çığırışarak uyanan turna kuşları yok artık. Ihlamur korularında mayıs böceklerinin vızıltıları da işitilmiyor. Soğuk. 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 Boşluk. 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 Ve dehşet. Tüm canlı yaratıkların ruhları toza dönüştü. Ve evrensel madde onları taşa, suya, buluta çevirdi. Hepsinin ruhları tek bir ruhla birleşti. Evrensel dünya ruhuyla. O kadar emindim ki. Selama çıkana kadar fark etmedim sahnede olduğunuzu. Nasıl buldunuz? Oyunu mu? Hı hı. Değişik, değişik. Ama senin performansın dehşetli Jülide. Samimi mi söylüyorsunuz? Ya hani çünkü bazen böyle oyuncuların egosu kırılmasın diye yalan söylüyorsunuz ya. Yani öyle bir şey değil. Hayır yok, çok çok samimiyim. Ben uzun zamandır bu kadar gerçek bir Nina izlememiştim Jülide. Minibüsüm geliyor. Ha.
Ya ben Pınar Bey'e çok teşekkür ederim. Yani vakit ayırıp gelmeniz benim için o kadar kıymetli ki. Ne demek? Harikaydı. Tebrik ederim. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Jülide, menajerin olurum. Seni temsil etmeye çok isterim. Şöyle söyleyebilirim. Nasife Dayız filmi derdi sadece politik hiciv olan bir film değil. Bir trajikomik insan hikayesi asıl olan. Ben biliyorsunuz Nasife Dayız'da hem oyuncu hem senarist hem de yönetmenlik yaptım. Aslında kendi yolculuğumda ve Kıraç, kendi merhaba, ne haber? Karşılaştım. Sağ ol, sende ne var ne yok? İyilik, ne olsun işte koşturmaca. İyi oldu seni gördüğüm ama. Duydun mu Tolga Karaçelik yeni filme başlıyormuş. Yok mu şöyle bizde sandığınız film festivalinde yürütecek bir rol ha? Baktım ama maalesef. O gemide çektiği film neydi ya? Bak eğer öyle bir şeyse ben askerde gemiciydim biliyorsun. Hemen girerim role. Yok, öyle bir hikaye değil o. Bambaşka bir hikaye. Ya hiç fark etmez. Sen bir seçme ayarla herhangi bir role. En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü hazır. Tamam. Ben yarın kast direktörünü arar bir yoklarım. Erkan Can'ın bir tradı vardı sarmaşıklarda. Gemide. Sarmaşıkları diyorum. Sarmaşık. Ya her neyse işte Erkan Can'ın tiradı gibi bir şeyse ben deneme çekimine okeyim. Çünkü yönetmeni Tolga. Tolga'nın filmi değildi o. Ya yoksa o yönetmenlere deneme çekimiymiş, auditionmış bilirsin yani vermem yani. Tabii. O zaman en kısa zamanda haberleşiyoruz tamam mı? Tamamdır. Nazım. Görüşürüz Ayhan. Tamam. Buralardayım. Tamam. Ha Kıraç unutmadan. Bak Karadeniz aksanı gerekirse o bende var tamam mı? Kontaktayız senun ile. Müthiş. Nazım nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ ol. Dicle, Nazım. Ülkenin en önemli yürütücü yapımcısı. Oğlum sen bu ego okşamalarını oyuncularına sakla. Ne haber Fıstık? İyiyim siz? Kıraç seni öve öve bitiremedi. Beni mi? Zehir gibi, akıllı, güçlü, tuttuğunu koparan. Oo. Utandım şimdi. Sinema televizyon okumuşsun. Okudum evet. Güzel. O zaman şöyle yapıyoruz. 2 hafta sonra Antalya'da dönen filmine başlayacağım. Aslında kadromuz tamam. Ama Kıraç'ın bu kadar övdüğü birini de kaçırmak istemem. Bize genç, dinamik, enerjik, tutkulu gençler lazım. Prodüksiyonda seni runner olarak alacağım. Hem set ortamını görürsün hem de deneyim kazanırsın. Kıraç Bey mi istedi beni Antalya'da filme almanızı? Aynen. Sabah erkenden aradı. Seni çok övdü. 2 gün sonra arasa kadro kilitti. Buradayım deyip gideceğim. Aa ne haber kızım? İyiyim sen? Burada mıydın sen ya? Setten aldırırdım ben seni haber versen. Sonra bütün gece elimi tutardın değil mi? Hayır. Bu gece 2 yabancıyız biz ve öyle kalacağız. Dicle ne haber? Selam. Ben geç dönerim. Biri geçme. Kızın değil mi? Senin bu baban çok çakal. Sırf şehir dışında diye bizim filmi önermedi seni. Önermez. Gerekirse benim kariyerimi yakar ama yanından ayırmaz beni. Görüşürüz. Kıraç'tan telefonumu alırsın. Filmi beğendin mi? Annem haklıymış. Beni korumak için değildi. Sırf senden uzakta olayım diye beni sektöre girmemi istemedin değil mi? Sana ülkenin en önemli yapımcılarından biriyle çalışma fırsatı sunuyor. Ha, Antalya'da. Senden uzakta. Benim çok iyi bildiğim küçücük şehirde. Gözünün önünde olursam kızın olduğum ortaya çıkabilir değil mi? Senin bu yalan dünyan yıkılabilir. Babam olduğunu kimseye söylemeyeceğim. Çünkü babam olmanı istemiyorum.
Bunları sonra konuşalım. Sen şimdi Nazım'ın teklifini iyice bir düşün. Gitmiyorum hiçbir yere. Feriz Hanım'ın yanında çalışmaktan mutluyum. Menajer mi olmak istiyorsun? Bu muydu hayalin? İstanbul'a gelirken aklımda bu yoktu benim. Ama Ego Ajans'ta çalışmaya başlayınca sevdim, tamam mı? Bana artık jest yapma. Ne olur, ne jestini istiyorum senin, ne takdirini istiyorum. Sadece bana engel olma yeter. Çıkıyoruz zaten. Emirgan'a geçeceğiz çocuklarla. Da Beren'i bekliyorduk. Beren, Beren. Burayı da sete çekelim. O zaman görüşürüz orada. Gelin. Asistan kız, görüşürüz. Teklifini kabul ediyorum. Şartları ayrıntılı konuşalım. Hepsini yazılı bir şekilde görmek istiyorum. İşte budur. O zaman bizim ajansa hoş geldin. Şimdilik aramızda kalsın. Henüz Ego Ajans'takilerin öğrenmesini istemiyorum. Bence de. Müşterileri korkutmadan tamamlamak lazım bu geçişi. Sen de ayrıldığına göre Ego Ajans 6 ay bile dayanamaz. Kıraç Özdal'ın kaybedenlerin değil, kazananların yanında olduğunu biliyordum. Barış Bey, Barış Bey bir bakar mısınız? Beren Hanım. Beren Hanım lütfen. Buradayız, bir bakar mısınız?